Şimdi hangisi ya da hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Doğru. İç açıları toplamı 180 derece. Dış açıları toplamı 360 derecedir. Bu da doğru. Bütün üçgenlerin dış açıları toplamı 360 derece. Şöyle demiş, üçgenin iki iç açısının toplamı bu açıların bulunduğu köşelerden birisinin dış açısına eşittir. Yani şunu demek istiyor. Bir tane üçgen çiziyorum. Şöyle. Hatta dış açılardan bahsettiği için şöyle dış açılar olacak şekilde çizelim. Şöyle. Şimdi iki tane iç açıdan bahsediyor. Bu açılardan birisi şurası olsun, A açısı. Diğeri burası olsun, B açısı. Şurası B açısı. Şöyle diyor. İki iç açısının toplamı, yani A ile B'nin toplamı, A artı B. Bu açıların bulunduğu köşelerden birisinin, yani ya bunun ya da bunun dış açısına eşittir diyor. Yani şurası A artı B'dir diyor. Ama bu yanlış. Doğrusu bu değil de bunlara ait olmayan üçüncü köşenin dışını verir. Yani bu yanlış olan doğrusu şuraya gelmiyor. Yani üçüncü köşenin, iki tane iç açının toplamı üçüncü köşenin, yani bunlara komşu olmayan dış açıya eşit olacak. Bu yanlış. Devam edelim. Çeşit kenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri farklıdır. Şimdi bir tane üçgen çizdiğimiz zaman eğer kenarlarını farklı yaparsak, diyelim ki burayı 6 yaptık, bunu 7 yaptık, bunu 8 yaptık. Açılar da bu uzunluklarla orantılı olacak. Yani bu üçgenin şuradaki açısı en büyük açı olur, büyük kenarı gördüğü için. Bir sonraki açı burası olur, ortanca kenarı gördüğü için. En küçük açısı da burası olur, küçük kenarı gördüğü için. Kenarlar farklıysa açılar da farklı olmak zorunda. Açıların aynı olma şansı yok. Bu da doğru. Çeşitkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri farklı olacak. Eşkenar üçgenin tüm dış açıları 120 derecedir diyor. Bir tane eşkenar üçgen çizelim. Şöyle dış açıları da olacak şekilde. Eşkenar üçgen olduğuna göre iç açıları 60'ar derece olmalı. Şöyle 60, 60, 60. Tabii içerideki açı 60 ise dışarısı 120. Bunun da dışı 120, şurası da 120. Eşkenar üçgenin tüm dış açıları 120 derecedir diyor. Bu da doğru. Yanlış olan sadece 3 olacak. 20